Assalamualaikum, apa kabar Kak Dastar? Ya ini bir video karşınızda guys. Bakın ne tutayım ben süpürge. Evet, çünkü Ramazan bitmek üzere. Yani bayram çok az kaldı. Yine de salgın varsa bile sadece ucumuz evimiz temizlemem lazım bebeğim, biliyor musun yani? Mesela Indonesia'daki bayram çok anlamı var. Mesela bayram Fitri ya, İdul Fitri ya, biliyor musun? Senin adın da Fitri zaten. Evet, Fitri demek ki temiz. Bayram demek. Yo, temiz, holy. Holy ne demek? Kutsal. Kutsal yani. Kutsal temizlik mi demek? Yok, temiz yani. Çünkü mesela biz oruç tutuyoruz ya 30 gün. Yani it's like a newborn gibi. Anladın? Ne demek? Yeniden doğmak gibi mi? Evet, yüzden evde temizlemem lazım. Yani misafir gelmese bile önemli. Ev temiz, sonra kap temiz. Önce kap temiz, sonra ev temiz. Tamam, hadi başlayayım. Ama yani aslında ben çok yoruldum arkadaşlar. Her zaman böyle ilgileniyorum. Sonra az uyudum, bir de yemek pişirmem lazım. Hakikaten bebek olunca hayat çok farklı. Yani zor ama yine de güzel. Tamam, saya temizledim. Sen dulu yap. Bu arada arkadaşlar, daha önce biz patates dulu yaptık. İzlemedi sini çıkaralım koydu, tamam mı? Dulu yap, kenara koy, biz cam falan sileceğim ya. Tamam, tamam. Ne yapılacaksa sen bana söyle. Sen çok yoruldun ya. Tamam. Ben yaparım yani hepsini. Tamam, dulu. O dulu da mı adı ne? Elis uyanıyor galiba. Elis uyanınca ne olacak o zaman? Uyanınca ya acıkmıştır ya altına yapmıştır işte. Yok yani temizliyor nasıl? Ne zaman? Koy kenarında. Tamam. Hmm. Bir de şimdi bu var ya. O bunun, oh. Evet, bunun önünde koy. O süpürge yapacağım. Bir de cam da sileceğim. Tamam. Ne buldum ben? Kim bebeğim? Bilmiyorum, annemin herhalde, düşmüş mü acaba? Evet, tasbih bu. Ben yapacaktım, sen niye aldın ama? Bu kolay ki. Zaten bunu yaparken kız daha iyi uyuyor, biliyor musun? Ha, canlı süpürge sesi değil mi? Sen eskiden hep telefondan açıyordun ya. Ha, mantıklı ama aslında. O cam var ya, sen yardım edersen o cam siliyor, tamam mı? Ama telefondan açınca daha tasarruflu oluyor değil mi? Elektrik tasarrufu oluyor. Tabii ki. Maşallah, baksana. Bahar gelmiş, ben evde ya, bilmiyorum yani. Gelmiş mi bahar? Açsana kapıyı o zaman. Çiçekler, baksana. Evet. Çıkmak çok istiyorum ya. Aman olsak. Bak hakikaten insan, bak evin önünde böyle. He bak, top gidiyor hatta çubak. Çocuğun topu yuvarlandı, gidiyor, alacak şimdi bak. Ama yaşa. Ana bak bak bak. Bak orada 65 yaş üzeri insanlar muhabbet ediyorlar, dayanamamışlar. Evet bak, burada çiçekler çok güzel ya. Ay. Burayı da bak, biri tarla yapmış, gördün mü? Soğan ekmiş kenara. Ciddi mi? Hmm, bak aa, kenarda yeşil yeşil yetişiyor. Bak şuradaki ağaç çok güzel çiçek açmış, gördün mü? Orada bak bembeyaz. Beyaz, evet. Hmm. Ama bu cam kirli bebeğim. Kari gibi. Tamam, ben silerim şimdi onu. Sen sil, tamam mı? Hı. Sokayım benim içine. Evet. Yabancı madde yok değil mi? Yok. Deterjan var sadece. Evet, bitkisel ama. Isık. Kabuk, bu köpük mü olacak şimdi? Yok, iyice sık, yok bu iyice sık. İki el beğenmedi, bir tane el yani. Ben yevmiyelik iş yapıyorum gibi değil mi? Hmm, bu cam sızmak için zaten. Tamam. İyi de misafir gelmeyecek be, niye temizliyoruz ki biz? Ya önemli değil ya. Allah Allah, sokağa çıkma yasağı var. Temiz olsun. Cam açma yasağı var, ediz var ya. Evet. Ama biliyor musun? Ha. Mesela ben çok video söyledim ya, mesela Türkler çok böyle temizleme çok dikkat ediyor, her yere siliyor böyle. He, şimdi vaz mı geçti artık, temizlemiyorlar mı? Bir dakika. Yok. Böyle bu kultur yani, İndonezyalılar farklı, mesela bizimki. Hazır, cep telefonunu aç, uygulamadan temizlikçi çağırtırın, öyle değil mi? O da var, evet. Ay, nasıl biliyorsun sen ya? Her bak, şeyin uygulaması var. İndonezya olsaydım ben çağırdı. Bir tane uygulama var arkadaşlar. Basıyor, eve temizlikçi çağırıyor. Basıyor, doktor masaj çağırıyor. Basıyor, evet. Masaj çağırıyor. En güzel de masaj. Bazı böyle yemek getiriyor. Ay ne güzel be. Ay ben çok üzüldüm ya. Basıyor, taksi çağırıyor. Motor taksi. Evet. En önemlisi gidelim be ya. Orada yaşamak daha kolay ya bence.
Evet, burası tamam. Kendi, hep kendi. Gelin, ay, götüreyim ben seni. Çok yoruldu. Bir de şimdi bebek olunca bak, Elis benim kucağımda uyuyor. İyi de ben burada ne kadar silsem de dışarısı lekeli ya. Lekeli gözüküyor hiç. Tamam, dışarıda da aç. Aç onu bir de. Bak bak bak, orada da geziyorlar, bak gördün mü? Ay, bak evet. Sokağa çıkma yasağı var ama. Bir tek biz çıkmıyoruz evet. Ha. Eyvah. Tamam, dışarı da temizle bebeğim. Aç Cemil. Ama olmaz, bebek var, üşür ki öyle. Yok yok, üşümez. Hava çok güzel. Ama en ufak bir rüzgar vurmasından bile o şey olabilir yani. Hapşurun. Hapşuruyor zaten. O zaman hadi suyu şimdi koyayım ben, açacağım mı, tamam mı? Dışarısı kalsın, zaten çok yağmur yağıyor bu dönemde. Aa, tamam, tamam o zaman mı? Tamam. Bunu da sil bebeğim. Bu kenarı bu. Burada mı? Evet. Evet ya. O zaman bu bayram sana bayram ha. Temizliği ben yapıyorum ya. Bir kere yap. Tamam yapıyorum işte, ben sorun değil ki, sen neler yapılacak sen bana söyle. Tamam peteği sil. Yapayım yani. Allah ayağım ıslandı ha. Tüh. Sen terliğe gi. Buralar da silinecek mi? Evet. Ama artık yakmıyoruz ya petekleri. Önemli gerek değil. Var mı? Gerek var. Ben terliğe götüreyim sana, tamam mı? Bak şuralara hep toz birikmiş. O yüzden. O zaman şöyle yapsam yeter herhalde. Yok be. Ama şöyle, burası da vardı ama mesela temizlemek için böyle. Ama o zaman ben de seni Endonezya'da annenin evini temizlerken çekeyim. Ciddi mi? Temizlemeyeceğim mi yoksa? Temizleyeceğim ama oh. Farklı. Bak ben temizleyeceğim, çok usulü. Oo, annem sıçacak. Evet, İkan'ın evlerinin orada bir manzara var arkadaşlar, var ya, müthiş ya. Böyle evet. Sanki cennet bahçesine bakarak orada yemek yiyorsun böyle. Yok, yemek de pişireceğiz orada, biliyor musun? Tamam. Şu virüs bitsin de biterse gidelim bu sene. Gidelim ya bebeğim ya. Bak ben virüs bitmezse bile sen bu sene git, tamam mı? Neden? Ediz'i bana bırak. Sen kendin git ailene. Yok artık, Ediz alıyor. O zaman. Benim siz olmaz. Ama sen kendin nasıl gideceksin ya? Ediz'le gidebilir misin acaba? Gidebilirim. Yani gitmezsen gidersin de böyle çok yorulursun ya. Ya beraber gidelim ya. Hayır, eğer yazın gidemezsek diyorum. Ben olmasam da sen git yani. Anladım. Eylül, Ekim ayında falan. Tamam bakalım yani ikinci. Bakalım. Ama beraber daha iyi yani. Ya beraber daha iyi tabii. Ben de çok istiyorum gitmek. Hadi bakalım inşallah çabuk bitsin de. Ben daha söyledim ya. Bak annemin evimin Türk usulü temizledim. Oo, annem çok şaşıracak. Herkes şaşıracak, biliyor musun? Allah Allah. Vallahi. Sen annene anlatırsan anne Türkler böyle temizliyor evi falan. Evet. Böyle böyle yapıyor diye. Evet. Bakalım o ne diyecek. Sen de söylersin. Bol bol orada sen tercümanlık yapacaksın o zaman. Tabii sürekli ki. Sürekli annenin dediklerini çevireceksin ya. Evet. Türkçe'ye. Tamam, şimdi de sil bebeğim Milad'a. Milad bak, biz zaten senin... Arkada bak. Ooo. Bunun adı mısın? Tabii ki. Süpürge yaptım zaten. Teşekkür ederim bebeğim yardım etmek için. Afiyet olsun. Sen bayağı yüzeye bulandı ya valla. Ben 78 uçağa düştüm ha. Daha annemler varken bak, 15 gün önce daha annemler varken. O kaç? 80. 82,5 kiloydum ben. Ciddi mi? Tabii canım, Ramazan'da 4,5 kilo verdim. Oo maşallah, aferin. Tebrik ediyorum ya, yok, sana. Ya yok, yesem yerim de zayıflama çalışıyorum ya. Ben de zayıflama çalışıyorum bayağı. Ama 5 kilo kaldı. Aa, çok bak, şükür yani. Zaman ben tam 2 ayda 9 kilo verdim o zaman. Ooo aferin. Canım, eski videoları hatırlamıyor musun sen beni? Evet. Nasıl? Evet. Böyle göbek vardı. Hatta gittim yeni pantolonları aldım ya. Hmm. Şimdi zayıflayınca da boşuna almış oldum. Ay güzel ama. Ben de 1,5 ay kaç kilo verdim? Hmm. 65 yok. 5 kilo yine de. Bak sen de şimdi 5 kilo kaldı, biliyor musun? Şey, etin kilosu kaç para? 50. Yok be. Öyle, çünkü kıyafetleri olmuyor bebeğim. Baksana. Kıyafet pantolon olmuyor ki. Tamam, o zaman sen yine kilo al. Hamile kıyafetlerini giyme, devam et. Kıyafetten tasarruf olur bak. Ay be. Ay teşekkür ederim. Şimdi... Ay çok mutlu oldun ya sen. Tabii ki. Bu bitirdikten sonra geri dön. Adını bu. Koltukları sonra ben eşyaları sileyim yani. Kendi sileceğim. Tamam mı? Yok ben sileyim. Hazır başladım zaten. Yok artık. Ciddi mi? Burada değil bu. Bu yüledanın şeyi nerede? Orada. Nasıl olacak o zaman? Onun mu değil? Bunu getireyim buradan mı? Ama bu tekerlekler tuvalete değmiş. Şimdi buraya koysam bir sıkıntı olur.
Yok. İyi değil ki, öyle olur mu acaba? Olur mu değil. Bu cam içindi ya, ben unuttum bunu. Cam onu değil, benim silmek için eşyaları. Tamam, o zaman diğer camları bu iledeyle sileyim işte, hazır buna batırdım. Nasıl sileyim ya? Yok ben. Bir şey olmaz ya, ben sık, iyice sık. Süpürge yaptım ya Alice'le beraber, şimdi derin uyuyor. Bıraktım ben bebek bezi, biliyor musun? Hmm. Sonra bu, şimdi geri dön bebeğim. Yok, sen değil, bu koltuk iste. Ama o da perde kapat yani. Tamam mı? Geri koy bunları, geri koy. Evet, geri koy. Bebeğim, bunu da buraya koyar mısın böyle? Olur, evet, çekeyim. Süpüreyim, sileyim ya altından. Bak, fıstık var mı acaba? Abo, yine bir şeyler çıktı da. Fıstık var mı? Salatalık var. Ciddi mi? Ben salatalık yemem ki orada. Yok artık sen. O zaman ben yapmadım, onu başkası yapmış. Kim yapmış? Ben değil ama. Süpürge yapar mısın? Niye rahat durmuyor ki? Ben yapacağım dedim ya sana. Önemli değil ya. Yedişiyor ya zaten. Sen bunu geri koyar mısın? Şimdi doğru söyledin mi? Evet, şimdi doğru. Mesela kaç para Endonezya'da temizlikçi çağırmak eve? Ay çok ucuz bebeğim ya. Yüzden ciddi mi? Hiç yapmadım Endonezya'dayken. E tamam, biz bir tane temizlikçi uçak bileti alalım, gelsin temizlesin, geri dönsün sonra. Arkadan ben daha önce çağırdım ya bir kere burada. Evet. Yarım gün 150 lira. Tabii. Çok ama pahalı burada. Endonezya'da mesela Gojek var ya. Böcek, o, özellikle böcekleri temizliyorlar. Goclean var ya. Hı. Belki temizlemek için her yer tam gün 50 lira. Tahmin ettim sadece. Evet, o kadar. Ciddi mi? 50 lira mı? Ana! Evet. Türkiye'de öyle olacak. Kimse temizlemez ki. Ya o yüzden ben temizlemiyorum Endonezya'dayken. Hiç temizlemiyorum. Hiç çamaşır yıkamıyorum. Çok tembelim ben. Öğren mi? Hiç yapmadım. Ama sen orada zaten çok çalışıyordun bir ki. Bir de hiç yemek yapmadım. Böyle emanetken sonra böyle başladı arkadaşlar. Evet, Endonezya'da hazır bir hayat tarzı var arkadaşlar. Yemek evet, hemen dışarıda sokaktan, değil mi? Evet. Çünkü her yerde bol var, çok yaygın. Evet. Temizlik var, masaj var, hemen çağır. Evet. Taksi hemen yine çağır, böyle hazır motosiklet taksi, bir kişi geliyor. Evet. Götürüyor. Ha, ucuz da yani mesela. Motosiklet alıyor size arkadaşlar. 10 kilometre ileri götürüyor. 3-4 lira para değil mi? Evet. Çok, çok ucuz yani. Biz Endonezya'ya gidince hepsini böyle detaylı çekelim, hepsini anlatalım tabii yani. Tabii ki. Ay, Jakarta'ya gidiyoruz. Hem takipçilerimize Endonezya'yı da anlatmış ben oluruz. Ben de göstereceğim benim üniversite, biliyor musun? Gidelim oraya. Ben özledim ya Allah. Üniversite mi? Oo. Ben de sana Antalya'ya gidince sana kendi üniversitemin kampüsünü göstereyim. Cennetten bir bahçe tabii. Benim üniversite çok büyük. Kaç öğrencisi var? 100.000 galiba şimdi. Hmm. Seninki? 75.000. Senin ne üniversitesiydi? Diponegoro mu? Diponegoro, Java'nın kahraman eskiden. Evet, o prens yani. Prens. Eskiden Indonesia böyle kingdom ne demek? Krallık. Krallık ya. O prens, bir prens, bir de kahraman yani. Sizin Vonosobo'da, senin yaşadığın şehirdeki krallığın adı neydi? Gajamada. Yok, Gajamada isim. Krallığın adı ne yani, krallık? Unuttum ben ya, ben tarihi değil, tamam mı? Adam kral ya. Bak, ablamlar bu tavandaki yıldızları çok beğendi değil mi? Evet. Böyle özellikle lambaların yanındakiler böyle geceleyin böyle bir parlıyor. Lambayı kapattığımız zaman böyle bir de dışarıda da elektrikler kesikse, bir de ay bile yoksa zifiri karanlık olduğunda böyle sanki gerçek gökyüzüne bakarak uyuyormuşsunuz gibi oluyor. Aynen. Abla dedi, Enes dedi, sen nasıl uğraştın böyle tek tek bunları yapıştırma dedi ya. İşim yoktu, ben burada uyuyordum bir de. Hep dedim, yıldızlara bakarak niye uyumayayım? Biz şimdi taşınırken sen bütün koltukları falan hep atacaksın değil mi? İkinci ele çöpe atacaksın ya da götürmeyeceksin değil mi? Götüreceğiz bu. Götüreceğiz bunları. Evet. Ama koltukları burada dursun yani. Anladın mı? Bu götüreceğiz ya. Ben seviyorum çünkü o. Ben seçtim. Ama götürürken çok hasar görürsen olacak. Çöpe atayım o zaman. Hayır canım, atma be. Ama yok ya. Yani yok. Çok dikkatli söylemek lazım evet, adamlara. Ama bak, bence bu sağlam ya. Diye. Ama bak, dolaplar bence kırılacak.
Ama koltuklar benim için olmaz yani. Çünkü bunların hepsi montaj dolap. Çok şükür bizimki çok kaliteli dolap almadı. O yüzden önemli değil yani. Önemli değil o. Bir de alın, tamam mı? O arkadaşım var ya, o Şunur var ya, biliyor musun? O sadece buradan Erzincan'a kaç saat, belki sadece 6 saat buradan. Hepsi kırılıyor, biliyor musun? Şöyle. Ya işte adam dikkat etmiyor ki. Ciddi sırtında mi? 50 kilo yük var böyle, taşıyor falan. Ondan sonra atıveriyor malzemeyi kenara. Ay ya. Hani güvenli taşıma diye bir şey yok. Sadece taşıma var yani. Taşıyayım da nasıl taşındığı önemli değil mantığıyla hareket ediyorlar yani. Ay. O yüzden iyi tembih edeceksin ya da adamlardan güvence alacaksın. Veya sigortalı taşıyanlar var mı bilmiyorum. Ay, kaliteli ben... bir yer olacak yani. Belki de hepsiyle var. Şimdi daha Türkiye'nin daha öteki ucuna öyle olmaz ki bak, yani. Bak buradan Antalya'ya kaç saat? 20 saat galiba. Evet. Ooo nasıl böyle çok kırabilir hepsi valla. Evet. O ekranı temizlediğim malzeme var ya. Evet. Ben onu ne zaman aldım biliyor musun? Ta 2010 yılında aldım. 10 sene önce. Yok artık. Evet. Ne kadar bereketli değil mi? Hala duruyor. Evet. Ama bu sadece bilgisayar için ve ekran böyle... Tamam, televizyon bilgisayarına mı vereyim? Sadece ekran silici. Ekran. Cam yani. Silici değil yani. Cam sil farklı. Evet. Kimyasal maddeler bu elektronik eşyaları kullanamazsın yani. Sen ne zaman bu televizyon aldın? Bekarken mi? Ha, bekarken aldım. O zaman çeyizimi hazırladım yani sana hazırlık. Sen beğenmedin bu televizyonu. Beğendim. İşte bak sen beğendi, güzel aldım sana kaliteli. Ama beğenmedim ya. Ya o yanlış gelmiş. Onun normalde bir de üstünde cam olacaktı. O zaman çok tasarım şık duruyordu var ya, harikaydı. Böyle bir şey geldi, yanlış sipariş gönderdiler. Evet. Ben de tam bunları açtım, hepsini kurdum, öyle fark ettim. Ben şimdi bir daha hepsini sökeceğim, geri mi yollayacağım kargaya, uğraşmadım. Ondan sonra kaldı böyle. Uyumuyor mesela bu koltuklar olmaz yani, adam siyah ya. Taşınırken götürecek mi bu? Götüreceğiz mi? Bilmiyorum ki, bakarız ya. Taşınırken de video çekeriz, takipçilerimize sorarız yani. Onlar daha iyi bilirler. Taşınanlar çok vardır yani. Evet. Her sene bir yerden bir yere taşınan çok vardır. Çok yıpratıcı oluyor. Evet. Çok zor yani. Bence çok zor. Hiç kolay değil. Çok yorulacak. Ooh. Ben biliyorum Enes'in ev hayali böyle. Aslında benim de öyle aynı böyle deniz kenarı. Bir de bahçe var. Ama benimki havuz var. Havuz var böyle. Sonra sen benim öğrenmen lazım. Adı ne o? Yüzmeyi. Tamam mı? Aslında Maldivler'de her yerde öğretmen çalıştınız ya, öğrenmedin ki. Ya, ama sadece 4 kere galiba olmuyor 4 kere. Bir de en eski çok seviyor, adı ne o? En eski mi? Sen. Tamam. O gemi. Böyle şimdiden beri biliyor musun arkadaşlar? O İstanbul'da bu sene var ya. Bot show. Evet. Show böyle. Fuar. Evet. Enes bakıyor videoyu böyle. Bak bu böyle bu tekniği ben alacağım, tamam mı böyle. Dalış yapacağım. O kadar sadece denize girmeye, dalış yapmaya ya da. Ama ne güzel. Tutmaya öyle. Ama hayal etmek paralı değil ki. Ne güzel, bedava. Evet. İstediğin kadar hayal edebiliyorsun yani. Ne kadar güzel. Yani. Evet, hayal etmek doğru. Yani benim istediğim şey böyle denize yakın bir evim olsun o. Gerisi başkalarının olsun. Hiç istemem yani. Böyle güzel bir ev, güzel bir tekne. Evet. Yani gerekirse ben teknede de yaşayabileyim yani bir hafta. Yok, hani güzel bir tekne olsun yani. Anladın mı? Ben benim hayalim o. Benim deniz yani. Ya bana hayat denizde. Tamam, sen denizi ben evdeyim. Çok güzel. Tamam, hatta geçen bir film vardı. Çok güzeldi. Ha, Nadide Hayat diye. Kocası ölüyor kadının. Ay be. Ondan sonra işte kadınlar yani çok güzel. Hayatı denizde buluyor yani. Üniversiteye tekrardan dönüyor. Çok ilginç valla, ben beğendim. Çok güzel, aynen, hakikaten çok güzel bir konusu var. Evet evet, o hayali bak önce üniversiteye girmek biliyor musun? Yani sıra dışı olmayı anlatıyor aslında, güzel. Üniversiteye girdi, sonra ne yapacak? O denize böyle... Tekneyle, gemiyle böyle. Gemiyle açılıyor, evet. Araştırmalara katılıyor. Birkaç saçma yeri var ama yine güzel yani. Biraz ama güzel yani. Evet. Bak o kadın çok meşhur sanki. Kuru fasulyede de oynuyor değil mi? Ya Demet Akbağ. Evet, çok senior yani bence. Evet. Komik, çok komik. Her komik film o var. Bir de arkadaşlar benim en çok yandığım bir durum da şu. Şu gördüğünüz manzara.
Ben burada çok güzel videolar çektim. Tayland'da burası. Müthiş bir tatil adası. Ancak burayla ilgili videoları hala hazırlayamadım. Çünkü neden? Gezi videoları şu anda izlenmiyor bizim kanalımızda. Genellikle ev, kültür, yemek üzerine izleniyor. Yani senden dolayı ya. Yani şurada o kadar güzel böyle drone'la, su altı kamerasıyla o kadar güzel böyle manzaralar çektim ki var tabii. Hatta iki hard diske de yedekledim bir şey olur da silinirse diye. Yok artık. Valla o kadar güzel ki böyle cennet ya böyle. Yani izleneceğini bilsem yüklerdim ama izlenmez. Bu arada bitti. Halıya da geri koyar mısın bebeğim? Tamam. Benim. Aa, senin hoşuna gitti be. Evet. Ama ben ayrıldım. Tamam mı? Şimdi oradaki odaya Mesela gir. karantinada kafayı yedik basit şeylerden bile zevk alıyoruz şu anda. Şimdi oradaki odaya. Sen o koridor süpürge yapar mısın? Sonra ben mutfakta yiyeyim, tamam mı? Ben neden yavaş yapıyorum böyle biliyor musun? Bilmem. Oruçluyum ya ondan böyle enerji yok. Akşam da yapamıyoruz. Çünkü rahatsız olur ya komşular. Ondan Anladım. yavaş yapıyorum yani. Tamam yap o zaman yap. Arkadaşlar biz şimdi temizlik yapıyoruz ya. O yüzden yemek için çok uğraşmayacağım. Ben de size göstereceğim. Tavuk patates poşetleri böyle fırına koyacağım. Şimdi temizlemeden önce ben hazırlarım. Sonra sadece fırına koyayım, tamam mı? Bakın burası patates ve tavuk. Tavuk en güzel tavuk. Kemikli yani. Bu kanat tavuk, tamam mı? Şimdi bunu burası yağ. Karabiber, tuz, kekik böyle koyacağım. Sonra iftar çok güzel olacak. Bir de pratik yani. Mesela şimdi Edis bazen uyanacak. Oo. Bir de ben zaten çok seviyorum ki fırında patates, tavuk yani hiçbir zaman reddetmeyeceğim bir yemek. Evet. Ve kesinlikle tavuğun mangaldan sonraki en güzel hali. Tavuğu ne yaparsan yap buradaki kadar lezzetli hale getiremez. Poşette çok lezzetli oluyor. Muhakkak tavsiye ederiz yani. Ama burada patateslerin yumuşak olması en önemli şey arkadaşlar. O yüzden poşete çok delik açmamak gerekiyor. Evet. Bir de iyice yağ bulamak gerekiyor böyle. İçine de yağ dökeceğiz, su dökeceğiz. O zaman yumuşacık olacak. Ve patatesin de kesinlikle en lezzetli hali. Değil mi? Çok güzel. Sen çok sevmiyor musun? Şeker gibi oluyor patates. Evet. Böyle o kadar bütün lezzetin içinde barındırıyor ki. İnanılmaz ya. Yani her hafta bir kere olsa yesem bundan bıkmam. Arkadaşlar böyle yapıyorum. Bunu batıyor teker teker. Tamam mı? Sonra fırına koyacağım, tamam mı? Bitene kadar. Sonra hemen fırına koyacağım ama temizlik devam ediyorum mutfak, tamam mı? Tuz da attın mıydı? Attım. Ben sana bir önceki videoda çok karıştım ya, değil mi? Çok sinir ettim ya seni. Evet. Yani sen... normal davranışların değildi yani. Anladım. Senin sabrını ölçtüm. Sen maşallah çok sabırlısın. Yani yorumlara yazmışlar, orada İlkan'ın yerine başka bir Türk kızı olsaydı demişler. Şöyle şöyle olurdu, böyle böyle olurdu. Ben zaten ona katılıyorum ki. Ya kaldı ki ben zaten normal bir Türk kızıyla evlenmiş olsaydım seninki gibi böyle videolar zaten çekemezdim. Yani burada Neden? senin zaten Türk kültürünü keşfin önemli. Ya millet seni seviyor, takip ediyor, anladın mı? Benim takip edilecek bir tarafım yok. Ben normal sıradan bir insanım yani. O yüzden normal bir Türk hanımıyla evlenmiş olsaydım ben böyle ne bileyim belki çok espri de yapmazdım. Böyle durgun, sakin bir insan olurdum yani. Benim böyle olmamın sebebi sensin yani, anladın mı? Yani senin esnekliğin, anlayışın, böyle güler yüzün ondan dolayı yani. Hemen mutlu olan biri, böyle pozitif enerjili birisin ya. Ondan dolayı yani. Tabii ki çünkü her şey negatif düşünüyor yani, o yüzden. Negatif düşünürsen ileride negatif mi olur diyorsun? Evet, çünkü yani ne demek, dua gibi, o yüzden mesela pozitif böyle. Tabii Orada pozitif pozitif, düşünürsen evet. pozitif bir hayatın olur. Evet, bir Ama de böyle mesela pozitif ve negatif enerji. yani iyilik ve kötülük de senden mi gelir diyorsun? Ya mesela bak, ben şimdi negatif düşünüldüğüm düşünüyorum, tamam mı? Sonra sana da böyle etkiliyor. Anladın mı? Şimdi pozitif düşünüyorum, böyle pozitif Tabii tabii. sana da İşte etkiliyor. ben de o Anladın yüzden mı? diyorum ya, benim böyle bir insan olmamın sebebi sensin yani, şaka yapmamın sebebi. Karşımda çok ciddi böyle mahkeme suratlı bir insan olsa ben nasıl yapacağım ki? Orada ne geçim olur, ne hayat olur, ne espri olur, ne şaka olur. Benim böyle yani, benim mizacım böyle şaka yani, ben şaka yoluyla insanlarla iletişim kuran bir insanım. Aynen. Bak çok güzel olacak bu. Tavuk deriz mi? Sen beslemesen.
Çıtır çıtır olsa severim. Yok, bunların üzerindekiler harika oluyor. Onları severim. O benim. Tamam, önemli değil. Derilerini sen ya. Alır mısın bebeğim bıçak? Bıçak kesmez çünkü. Tamam, ben iki tane böleyim. Yarısı sen, yarısı ben. Yok, tamam. Önemli değil. Sen ye ya. Sen bebeğin var senin. Ne canı çekiyorsa ye yani. Değil mi? Çok güzel olacak bu. Of. Ben o yüzden sana hep derili alıyorum yani, derilerini ye diye. Bu kadar su koyayım yani, bir çay bardak yakası. Bir de yağı da koyayım, yanmasın diye. Bir de içine un atıyorlar biliyor musun, yapışmasın diye. Yok be, koymayacağım ben ona. Tamam, tamam. Yine getir hemen. Burada bak, var, alayım mı? Bir. Üç yeter. Yeter mi? Heh. Bu 1,5 saat. 1 saat en az. 5,5. Yani şey, bakmak tamam lazım iyice, evet, kızarması için. Evet. Şimdi biz temizliğe devam edelim mutfak için bebeğim. Bak şu dolap uzun ya. Senin öyle şirmen lazım, tamam mı? Tamam. Hangini kullanacağım? Bu mu bu mu? Mavi olur. İkisi de mavi. Daha mavi. Koyu mavi. Evet. Bu dolap için mi koyu, evet, mavi? İki tane el sık be. Benim elim güçlü zaten. Tamam, biliyorum seni çok tembelsin. Çok da değil de. Hayda. Bak seninki sandalyeye gerek yoktu ama benimki, evet, çok lazım. Arkadaşlar boyunuz uzunsa hep yüksek yerler size bakıyor. Değil mi? Anlamadım. Siz de yüksek yerlere bakıyorsunuz. Yani perdeler olsun, dolaplar olsun, yüksek yerler olsun, boyu uzunlara, evet, bakar. Evet, evet, doğru. Aa. Sen bu anlamda çok şanslısın ha. Hiç yapamadım. Tamam, bir şey olmaz, ben yapıyorum zaten ya. Aman. İyice sil ama iyice. Ama sen benim temizliğimden memnun musun? Evet. Ben bile kendi temizliğimden memnun değilim şu anda. Evet. Çok yavaş yapıyorum ya böyle. Ya önemli rahat değil yani. Bu arada ben 1 kilo daha vermişim. Kaç kilo şimdi? 77,5 oldu. Yok artık. Evet. Maşallah ya. Tabii iyi. Ben 5 kilo varmam lazım yani bir ay sonra. Hadi bakalım, önce kim 55 kilo inecek? 50 kilo. 50 kilo saat ne zaman ya? Ama zor bu 50 kilodan sonra. Hey, şu cama baksana, yağdan nasıl kirlenmiş. Kusla. Ben de temizleyeyim, baksana, tamam mı? Baksana, ben silerim, elinde bez var, tamam, zaten hazır. Ama sonra oteki bez cam. O zaman camı alacağım, silmeyeceğim değil mi? Sil, oteki bez, oteki bez. Cam için. Bunu ellemeyin o zaman. Ben burası da sil bebeğim, burası. Burası mı? Evet. Bak, tamam, kadın olmak çok zor bebeğim, biliyor musun? Kadın olmak zor zaten. Çok zor. Ben demedim ki kolay. Bak. Ya ben kadın olmak istemezdim. Ama hiçbir, hani bütün kadınlara da sor, onlar da ben de erkek olmak istemezdim diyorlar. Evet, evet. Ya mesela bazıları şey diyor, ya siz ne güzel erkeksiniz, o soran yok, eden yok, geziyorsunuz falan filan diyor. Hı. Adam diyor mu, erkek olmak ister miydi? Yok, istemezdi diyor. Demek ki herkes halinden memnun, evet, yani. Evet. Bir de çok... Yani kadın olmak istemezdi der ki yani, şey, öyle hakaret, saygısızlık olarak değil tabii ki yani. Anladım, anladım. Memnuniyet olarak. Sen ister miydin erkek olmak? Yok. Ben memnunum işte, kadın. Ama öncelikle tu kadın olmak... Baksana, bez bile ilerlemiyor ha yağdan. Kadın olmak... Takılıyor bak. Kadın olmak, öncelikle tu kadın olmak çok zor. Vallahi maşallah, tamam, ben canım, gerçekten kadın olmak kadınlıklarından biri önce. I really appreciate ne demek? Ha? Appreciate. Gurur duydum ben gerçekten. Gerçekten tu kadınlar o harika, maşallah. Şimdi bununla da onu mu sileceğiz cama? Evet. Allah fışkırdı su. Ama önce ben ya çöz böyle sıkayım ya da girmez yani, anladın mı? Önce yağı çözü sokayım ya da girmez ya bu. Çünkü ben şimdi Edis'le böyle günlüyor ya, zaman böyle zor, biliyor musun bebeğim? Yemek bile kaç kere yapıyorum, kaç saat biliyor musunuz? Mesela bir yemek belki 2-3 saat böyle Edis yanırken bıraktım, böyle yeni tekrar yapıyor işte. Oo, ne yapıyorsun? Ne dedin ya? Anlamadım hiç, anlamadım. Ne dedin? Hiç demedim. Bir şey demedim ki. Sadece bir şey söylüyormuş, sen de duymuyormuşsun gibi yaptın. Allah Allah. Çok garip bir insan. Bakayım. Yok, iyi silmedin. Bir daha güçlü yaptın. Yok işte be. Sen neden ya güçlü yapacaksın ya? Güçlü yap. Ha, burayı yağ nasıl sıçramış? Ben onu anlamadım ya. Net pişirdiniz burada.
Yani çünkü burada ya böyle bak sonra mesela biz inşallah ev kuracağız ya, ev yapacağız ya. Ha, her şey alçak olacak. He? Her şey minyatür böyle. Bak sen karışma, yine de karışıyor. Hayır hayır, ev diyorum. Ev. Her şeyi böyle alçak yapalım yani. Yok yok. Senin için. Mutfak çok güzel kuracağım ben. Benim ha, mutfak. Sen başka bir şey söylüyorsun. Evet, tamam, o yüzden bekle. Ben... cümle bitmedi hemen böyle karışmış. Ne dedin yani? Bir de mutfak böyleceğim uzak. Bir de mutfak böyle bebeğim. Bir de her yer çok geniş. Ben senin için söyledim aslında. Bir de her yer alçakta böyle. Alçak mı? Senin evet, yetişeceğin yerde yani. Tabii ki. O sıra burası alçak, uzun benim için arkadaşlar. Ama o zaman ben her şeyi böyle mi alacağım, böyle aşağı doğru geleceğim mi? Sonra ne olacak? Benim de fıtık başlayacak. Böyle şey olur mu ya? Sen beni erken mi götüreceksin? Yok be. Hayret bir şey. Gel gel, kaçma. Nereye gidiyorsun sen he? Nereye gidiyorsun ya? Gitti ya. Bak bak, silme de bu cam. Allah Allah. Tamam. Teşekkür ederim bebeğim. Rica ederim. Ellerine sağlık. Tamam bak, sen bana yemek yaptın, ben de temizlik yaptım değil mi? Ha, ne güzel teşekkür işte. Zaten... Ama o yüzden sana daha çok borcum var. Arkadaşlar bu orada depo gibi. Çünkü öyle sonra şey kurduk ya, oldu biz kullandık. Bakın böyle. Burada Enes'in koltuk burada. Tamam mı? Bu Enes'in PlayStation koltuğu. Ya çok kullanmak istiyorum bu uzatıkları. Bir de bu oraya koyar mısın bebeğim? Tamam. Bir dakika, koymadan önce ben odaya sıkayım, tamam mı? Sık. Ey! Ne yaptın gözüm? Ey! En sevdiğim gözüm de o. Çok evet, bahar geldi ya. O yüzden hele işte, batı şehirleri yanıyor biliyor musun sen? O yüzden edeceğim, kat kat gidirmeyeceğim. Sen onu anlarsın zaten. Terleyeceksin, evet terleyeceksin. Şunu koymadan yorulduk be. Tabii ki çok üzüldüm. Tamam arkadaşlar, ben bayram temizliği yaptım. Artık bayram gelebilir. Bayrama izin verdin yani ha? Vay be! Tüm İslam alemi bu anı bekliyordu ha. Yani yok, şaka yaptım ki. Yani aslında yani şöyle hazırım yani. Bayram için biz hazırız. Tamam mı? Yani bir de bayramda biz hani Indonesia yemek usulü çok güzel ya. Ketupat, opor ayam, oh. Ay. Ben yaparım ya. Ben çok özledim. Bayram yemeği mi onlar? Hı-hı. Tamam yaparım ya. Yaparım videoda, tamam mı? Tamam sen ya. Sen dene, tamam mı? Çok tamam, güzel. Yarından tabii ki, ama öteki daha var. Ketupat ve opor, of çok güzel. Tamam mı efendim? Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar, eğer bu videoyu beğenirseniz yorumlara yazın ve de like atın, tamam mı? Bir de o taşlarım da önceki bahsetmiştik ya. Biz asınacağız ya, nasıl böyle daha güvenli mi, bir de eşyaları kırılmasın diye nasıl yapmamız lazım, böyle yazabilir misin? Tamam mı? Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm.